Değerli Kaderililer ve sevgili Bahadırlı köylüleri, hepinizi sevgim ve saygımla selamlıyorum. Bahadırlı cemaati Oğuzların Bayat boyuna mensup Reyhanlı aşireti içerisinde bir oymaktır. Bahadırlı köyünü kuranlar da bu oyma mensupturlar. Reyhaniye ya da Reyhanlı aşiretine at olan Reyhan kelimesi Türk kültüründe bilinen bitki dışında hem erkek hem de kadın adı olarak kullanılmaktadır. Reyhanlı aşireti ve bu aşirete bağlı olan veya akraba olan kitleler 19. yüzyıl itibariyle Amik Ovası'nda yaşamakta olup bu ovanın en önemli gücü konumundaydı. Reyhanlı adını taşıyan aşiret İran'dan Anadolu'ya kadar birçok yere yerleşmiştir. Bunu Osmanlıların tapu tahrirlerinden anlıyoruz. Özellikle Tebriz, Bayazıt arası, Revan ve çevresi, Iğdır ve Azerbaycan'daki birçok yerleşim yeri, Anadolu'da ise Sivas ve Konya arasında Reyhanlı aşiretini görmekteyiz. Kanuni Sultan Süleyman devrinde 112 vergi nüfusuna sahip küçük bir oba halinde olup Halep çevresinde bulunurken 93 evlik bir kolu da Yeniil yani Sivas taraflarında yaşamaktaydı. Bu oba bir taraftan nüfusun artması, diğer taraftan da Bayat boyuna mensup birçok obanın katılmasıyla 18. yüzyılda büyük bir aşirete dönüşmüştür. Bu dönemde bölgeyi gezen Seyyah Burkalt, Reyhanlıların 3000 çadırdan oluştuğunu belirtmektedir. Rakka'ya sürülmeleri amacıyla birçok ferman çıkartılmış. Ancak her seferinde de bu fermana uymayıp kaçmışlardır. Reyhanlı aşireti 1846'da 10 cemaatten oluşmaktaydı. Ve bu cemaatin birçok köye yerleştirilmesi karar verilmiş. Bu cemaatler Sarıcalar, Bahadırlı, Tevekeli, Donlu, Kodallı, Muslalı, Okçular, Karamehmetli, Coşlu cemaatleridir. Aşiretin en büyük ve idareci cemaati Sarıcalar cemaatidir. Ve 19 köye yerleştirilmişlerdir. Sarıca cemaatinden sonra 11 köye yerleştirilen Bahadırlı cemaati gelmektedir. Bu köylerin isimleri Sarıcalar, Kodallı, Bahadırlı, Torun, Karaahmetli, Halalı, Coşlu, Löklü, Kara Süleymanlı, Köseyanlı, Okçu, Kabaklar, Çakallı, Türkmen Tevekellisi, Deli Ağa Uşağı, Mehmet Efendi, Ahmet Bey, Üzeyir Uşağı, Halil Ağa, Ömer Ağa, Çolak Ahmet, Harkıya, Varbendeli, Müslüm Kaytan şeklindedir. Bahadırlı köyünün mezarlığı çok eski olup Oğuz boylarına ait damgalar da bulunmuştur. Bu damgaları bizlere ulaştıran değerli araştırmacı Fatih Tüllüce'ye de teşekkürlerimi sunuyorum. Köy eski Türk adetlerini devam ettirmekte ve önemli kişiler yetiştirmektedir. Bir de Bahadır isminden bahsetmek istiyorum. Bahadır Bagator'dan gelmektedir ki Bagator Asya Hun İmparatoru Meta'nın gerçek adıdır. Bütün Bahadırlı köylülerine sevgim ve saygılarımı sunuyorum. Atalarınızın ruhları şad olsun. Esen kalın.